Efendim, iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerinin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamızı Aydın'a çevirdik efendim. Psikolojik danışmanlık konusunda uzman bir isimden merak edilen tüm soruları alacağız. Tansu Hanım'la beraberiz. Gelin biraz eğitim konuşalım, biraz psikolojik danışmanlık konuşalım. Onlara, kişilere nasıl hayat dokunuşları sergileniyor hepsini öğrenmiş olalım. Ama röportajımıza başlamadan önce Tansu Hanım'ı tanımak istiyorum tabii ki de. Tansu Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Tanıyalım sizleri biraz. Ben psikolojik danışman Tansu Kabahor. 2017 Okan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 6 yıldır meslekteyim. Çok güzel. 6 yıl kadar bir tecrübemiz evet. var. Eğitim hayatımız tabii ki de başarılarımız, sertifikalarımız taçlandırılmış durumda ama ben biraz işin akışına geçmeden önce çok zor bir meslek. Sonuçta insan hayatına evet. dokunduğunuz bir meslek. Yaş sınırlandırması olmadan asla. Nasıl tercih ettiniz? Yani nasıl giriş yaptınız bu sektöre? Şöyle aslında bu konuda yönlendirmelerim çok iyiydi. Ailem de buna çok büyük destekti tabii ki. Daha sonrasında insanlarla ilişki konusunda hep böyle bir meraklı ve daha çok destek sağlayıcı taraftan yaklaşan biriydim. Bu doğrultuda da bu mesleği seçmeye karar verdim. Harika. Peki ofisimizde tam olarak burada neler yapıyoruz? Ben aslında biraz işin akışını merak ediyorum. Hem de izleyicilerimizin ortadan merakını kaldırmış oluruz. Bizler yani psikolojik danışmanlar olarak daha çok tüm yaş grubundaki aile, birey, çift ve kurumlarda oluşan sorun ve problemlerin çözümüne yönelik hizmet sunuyoruz aslında. Ve aynı zamanda daha gelişmiş, daha mutlu, kendini gerçekleştirmiş bireyler kazandırmayı hedefliyoruz topluma. Harika. Peki yaş sınırlandırmasını düşünecek olursak bu noktada hangi kitleye hitap edebiliyoruz? Aslında merkezimizde tüm yaş gruplarına hitap ediyoruz. Çocuk ve ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, okul danışmanlığı, mesleki ve kariyer danışmanlığı ve bireysel danışmanlık alanlarında hizmet veriyoruz. Ben bu ön yargıları biraz ortadan sizler adına uzman bir isimden bilgi alarak kaldırmak istiyorum aslında. Kesinlikle daha çok biz zaten normal kişinin normal hayatına devam etmesi için destek sağlayan taraftayız. Kişiler hayatını daha iyi sürdürebilmek adına bizden destek alıyorlar. Biz bu anlamda destek oluyoruz. Mesela bu noktada çok fazla özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımız geliyor. En çok karşılaştığımız sorunlar arasında çocuklarda davranış sorunları, ergenlik döneminde yaşanan çatışmalar ve aile içi iletişimlerde yaşanan çatışmalar oluyor. Bunu açmamı isterseniz belki şöyle söyleyebilirim. Maalesef ki günümüzde anne babalar olarak sınır koyma ve kural koyma noktasında nereden yaklaşacağımızı bilemeyen bir taraftayız. Bunu iki uçlu bir değnek olarak düşünecek olursak, bir tarafta işte daha katı kuralların olduğu, daha sınırların daha yoğun olduğu, daha korumacı yaklaşan ama bir taraftan da böyle sürekli olarak müdahaleci bir kontrol merkezi olan aileler var. Diğer uçta ise sınırlar yok, kurallar yok, bir müdahale mekanizması yok ve roller belli değil. Buralarda problemler yaşandığı zamanlarda biz devreye giriyoruz. Psikolojik danışmanlık denilen kavramla tamamen psikiyatri, psikolog gibi kavramlar çok daha birbirinden farklı kişiler. Yani sizleri birbirinizden ayıran durumlar var ve ben bu durumları sizlerden uzman bir isimden bilgi alarak öğrenmek istiyorum. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Psikiyatristler daha çok normalin üstü davranış sergileyen taraftalar. Biraz daha boyutları her alanda, kişinin her alanını etkileyen boyutta ve ilaç kullanma noktasında psikiyatristlerden destek alıyorlar. Bizler daha çok psiko eğitimlerle bu süreci sürdüren, bazı gerekli durumlarda tabii ki de psikiyatristlerle birlikte süreci eşlik eden bir taraftayız. Kişinin normal hayatını daha yaşanılabilir kılma noktasında bizler destek sağlıyoruz. Bu noktada aslında biraz da yaşam koçluğu yapmış oluyorsunuz kişilere diyebiliriz. Çünkü neden derseniz evet normal bir hayat var. Normal rutininde gidebilmesi adına yani bir rayda gidebilmesi adına sizler destek sağlamış oluyorsunuz bu kişilere. Peki bu noktada izleyicilerimizin sizlere ulaşım sağladıkları noktalarda nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Sizlere? Genelde telefon numaralarımızdan zaten iletişime geçiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçiyoruz. Yüz yüze ve online olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok güzel. Peki faaliyetlerimizi vermiş olduğumuz hizmetleri kişilere saat kaç bantlarına yani hizmet vermiş olduğumuz saatleri sınırlandıracak olursak hangi saatlerde hizmet verebiliyoruz? Sabah 10 ile
akşam 7 arasında tüm seanslarımızı alabiliyoruz. Harika. Seans olarak konuşacak olursam kişilerin tabii ki de analizlerine göre farkındalık seanslar gösterilebiliyor ama ortalama bir kişinin, yani sizlere gerekli danışan kişiler bir kere başlayıp belki de ömrünün sonuna kadar da bu noktada danışmanlık isteyebiliyorlar ya da seans noktaları da olabiliyor. Peki sınırlandıracak olursak bir kişiyi ortalama ne kadar süreçte ya da bir çocuğa ortalama ne kadar süreçte seans gösterebiliyoruz? Bu ilk başta ailelerin bize öncelikli olarak sorduğu sorular arasında yer alıyor. Burada ailelere şunu söylüyoruz. Seansın ne kadar devam edeceğini çocuk ya da gelen kişi bizlere aslında bildiriyor. Bu belki 20 seans da sürebilir, belki 60 seans da sürebilir. Onun süresini tam olarak ilk başta veremiyoruz. Gidişata göre zaten bitmeye yakın öncesinde aileleri bilgilendiriyoruz ya da çocuklarla ilgili bu süreci o şekilde ilerletiyoruz. Ama net olarak şu kadar sürer, bu kadar devam eder diye bir süre veremiyoruz. Peki ben vermiş olduğunuz bilgi için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biraz da ileriye dönük hedeflerimizden bahsetmek istiyorum ki bu noktada hem sizler adına hem de dokunuşlarınızı sergilemiş olduğunuz kişiler adına sizlerden bilgi almak gerekirse neler planlıyoruz, projelerimizde neler var? Gelecekle ilgili planlarımızı sürekli olarak oralara odaklandığımız için maalesef ki anı yaşama noktasında biz biraz geri planda kalıyoruz ve anı yaşamayı unutuyoruz. Bu noktadaki hedefim de o anı yakalayabilen, hayatını daha normal şartlarda sürdürebilen insanlara ulaşmayı hedefliyorum. Bizler de iş ve başarı ekibi olarak her zaman başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu hoş ortamdan ayrılmadan önce, röportajımıza son vermeden önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Son olarak biraz önce söylediğimi söyleyebilirim. Anı yaşayabildiğimiz ve gerçekten o anın tadını çıkararak yaşayabildiğimiz bir ömür diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim Tansu Hanım'la beraberdik. Herkese bir mesaj iletiyoruz ki kişiler artık geçmişine takılı kalmasın. Geçmişiyle yaşamak yerine bir danışman eşliğinde ya da kendi fiziksel ruhen tamamen düşünceleriyle anı yaşayıp anı kollasınlar diyoruz. Buradaki röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak bir sonraki durağımıza geçiyoruz.